Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Hobileri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı bir o kadar kolay hem güzel gösterişli basidin basidi ördükçe öresiniz gelecek harika güzel bir model yapacağız. Modelimizi yelek modellerinde hırka süveter atkı beri ne yapmak isterseniz dilediğiniz örgü modellerinizde kullanabileceğiniz gibi etol, şal yapımlarında gelin yeleklerinde anne yeleklerinde yani aklınıza gelebilecek her türlü örgüde patiklerde şallarda kullanabileceğiniz e, harika bir model. Evet, çok güzel lif yaparsın hanımlar. Bu model yumuşacık bir model olduğu için, dokusu yumuşacık olduğu için güzel de lif olur. Evet, şöyle Nako Elite Baby'nin harika güzel bir ipiyle sizlere bu güzel modelimi anlatacağım hanımlar. Şöyle orta kalınlıkta bir ip sevgili hanımlar orta kalınlıkta bir ipimizi e, bebe yünü sevgili hanımlar sizlere modelimi anlatacağım. Şimdi hemen şiş numaramı size söyleyeyim. 3,5 numaralı bir şiş kullanacağım sevgili hanımlar. 3,5 numaralı ve ilmek sayılarımızı da hemen şöyle verelim. Evet güzel hanımlar bakın. Evet ilmek sayılarımız sevgili hanımlar 7 yedi ve 7'nin katları. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 3 ilmek. 7 yedi ve 7'nin katları artı 3 ilmek. 2 ilmek modelimiz için bir ilmek de kenarda eksiğimizi tamamlamak için. Yani kenar ilmeği sevgili hanımlar. Burada bir kenar ilmeği kullanıyoruz zaten. Evet sevgili hanımlar hemen modelimizin yapımına geçelim. Paşam sus annem. Evet hemen modelimizin yapımına geçiyoruz. Şimdi ben şöyle 3 sıra bir haroşa örgü yaptım sevgili hanımlar. Evet şöyle 3 sıra bir haroşa örgümüz var. Hemen modelimize geçeceğim. Siz dilediğiniz lastik modellerinizi yapın. Kenar patlarınızı girin. Hemen modelinize geçin. Burada kenar ilmeğimi aldım. 2 tane ters yapıyorum bakın. 1 2. Kenar ilmeğimden sonra 2 ters 3 düz. 1 2 3. Bakın 3 düzü yaptım. 2 ters. 1 2. 2 tersten sonra 1 ilmeğimi örmeden alıyorum bakın. Yine iki ters. Bir, iki. İki tersimi yaptım. Üç düz. Bir, iki, üç. Üç düzümü yaptım. Burada iki ters ilmeğim var. İki ters ve kenar, kenar ilmeğim. İki model üzerinden sizlere ben anlatacağım hanımlar. Evet modelimizin arka yüzündeyiz. Ve ikinci sırasındayız. Modelimizi ön yüzden kurduk. Burada kenar ilmeğimden sonra bakın iki tane düz yapıyorum. Üç tane ters. Bir, iki, 3 modelimizin ikinci sırası yine 2 ters. Bakın bir önceki sırada örmeden aldığım ilmeği yine arka sırasında örüyorum arkadaşlar. Ön yüzde örmeden alıyoruz, arka sırasında örüyoruz. 2 düz, 3 ters, 1, 2, 3 yine 2 düz ve kenar ilmeği. Modelimizin ikinci sırasında bu şekilde yaptık hem pratik hem kolay çok güzel bir model bebek battaniye modellerinde de yumuşacık olur güzel hanımlar bluz yazlık bluzlar yapabilirsiniz aile boyu kazaklar yapabilirsiniz kendinize e, salaş bluzlar yapabilirsiniz gerçekten çok güzel kenar ilmeğimi aldım iki tane ters yapıyorum bakın şimdi burada arkadaşlar ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz kenar ilmeğim iki ters üç düz bir iki üç İki ters bakın bir 2. Yine burada bakın düz ilmeğim var. Örmeden şişimi alıyorum. 2 ters. 3 düz. 1 2 3 2 ters. 1 2 Ve kenar ilmeği. Evet modelimizin 3. sırasında bu şekilde yaptık sevgili hanımlar. Henüz modelimiz ortada çıkmadı. Modelimiz e, tamamlı çıkınca çok güzel olacak hanımlar. Şimdi yine kenar ilmeğimi aldım. 1, 2, 3 ters. Modelin dördüncü sırasındayız. Modelimizin dördüncü sırasında kenar ilmeğimizi aldık. Burada iki, ter, iki düzümüzü yaptık. 3 ters, 2 düz. Bakın burada bir önceki sırada örmeden aldığımız ilmeği arka sırasında örüyoruz. 1 ters. Yine 2 düz. 2, 3 ters. 1, 2, 3, 2 düz. bir iki, iki düz bir kenar ilmeği. Evet modelimizin dördüncü sırasında bakın bu şekilde yaptık. Şimdi modelimizin beşinci sırasındayız. Modelimiz altıncı sırada bitiyor hanımlar. Altı sırada bitiyor. Evet kenar ilmeğimi hemen şu şekilde aldım. Bakın iki tane ters burada benim bakın kenar ilmeğinden sonra iki ters yaptım. Burada benim üç tane düz ilmeğim var sevgili hanımlar. Şöyle şişimin başını doluyorum bakın. Şişimin başını doluyorum. Bu 3 üç ilmeğimin üçünü de şöyle rahatlatıp içeriden dışarı doğru şöyle şu şekilde 3 üç ilmeğin 3'ünü de topluyorum. Bakın. Şöyle bir görüntümüz var. Bir doluyorum. Yine buradaki iki tersi yapıyorum. 1 2. Burada düz ilmeğimiz var bakın. Bu düz ilmeğimizi örmeden şişimizi alıyoruz. 2 ters. Yine şişimin başını doladım bakın 3 düz ilmeğimiz burada yine hemen şöyle bir rahatlatıyorum içeriden dışarı şu şekilde ikisini üçünü birlikte topladım bir doluyorum buradaki iki tersimi yapıyorum bir iki ve kenar ilmeği evet şimdi modelimizin beşinci sırasında yaptığımız işlem bu sevgili hanımlar modelin beşinci sırasında bu şekilde yapıyoruz. Evet. Modelimizin arka yüzündeyiz arkadaşlar. Altıncı sırasındayız ve son sırasındayız. Burada hemen iki tane düz. Bir. iki Kenar ilmeğinden sonra iki düz. Üç ters. Bir. Doladığımız ilmeği ters örüyoruz. Bakın. İkinci ters. Doladığım ilmek ters. İki düz. Evet. Burada da ön yüzde e, arkadaşlar örmeden aldığımız ilmeği burada örüyoruz. Göstereyim derken öbür şişe aldım iki düz yine bir doladığım ilmek ters ikinci ters üçüncü doladığımız ilmek şey üçüncü ilmek Evet iki düz ve kenar ilmeği Evet şöyle bir modelimi ben sizlere anlattım arkadaşlar bakın bundan sonraki yapacağımız modeller bu modelimizin tekrarı olacak Evet gerçekten çok kolay ve çok pratik bir model. Şimdi ikinci bir modeli nasıl başlıyorum hemen onu size göstereyim güzel hanımlar. Daha sonra devamını siz modelimizin başlangıcına bakaraktan yapabilirsiniz. Şimdi ikinci modelin birinci sırası. İlk modeli nasıl kurduysam burada ikinci modelimizde aynı şekilde kuruyoruz. Modelimiz oldukça kolay basit bir model. Evet şöyle ilmeğimizi çıkardık. Evet şimdi burada iki tane ters yapıyorum bakın. İki ters kenar ilmeğim 2 ters 3 düz 1 2 3 modelimizin ikinci modelin birinci sırası sevgili hanımlar burası ikinci modelin birinci sırası 2 ters bu aradaki ilmek hiç değişmiyor ön yüzden örmeden alıyoruz arka yüze ters olarak örüyoruz 2 ters 3 düz 1 2 3 tekrar 2 ters Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet hanımlar bu şekilde bakın. İkinci modelimizin birinci sırası bu şekilde. Hemen arka yüzünden de hemen bu modelimizi de yapalım. Kısacık anlatayım. Ben sizlere daha kolaylık olsun. Evet. Kenar ilmeğimi ördüm. 2 düz ördüm. 2 ters. Bakın 3 ters. 2 düz. Örmeden aldığım ilmeği de ters olarak örüyorum. Yine 2 düz 3 ters hızlı yapacağım arkadaşlar 1 2 3 yine 2 düz Evet şöyle ters kenar ilmeği de ters ördüm modelin ikinci sırasında bakın bu şekilde yaptım şimdi ön yüze geldim sevgili hanımlar ön yüzden de aynı şekilde ilmekleri nasıl görüyorsam o şekilde yapıyorum modelimizin bakın üçüncü sırası hemen bu şekilde kenar ilmeğim 2 ters 3. sıramı da bakın ön yüzde modellerimi nasıl görüyorsam Kenar ilmeği 2 ters 3 düz 2 ters burada düz oldu olan ilmeği yine örmeden alıyoruz 1 2 ters 3 düz 1 2 3 1 2 ve kenar ilmeği 2 ters ve kenar ilmeğin de ters oldu Şimdi modelimizin arka yüzünde de tüm ilmeklerimizi yine gördüğümüz gibi yapıyoruz hanımlar. Modelimiz 6 sıradan oluşuyor. Kenar ilmeğimi aldım. 1 2 düz. 3 ters. 1 2 3. Yine 2 düz. 1 2. Örmeden aldığımız ön yüzden ilmeğimizi arka yüzde ters olarak örüyoruz. 2 düz. Yine 1 2 3. Bakın 3 ters. 2 düz. Ve kenar ilmeğim. Modelimizin dördüncü sırasında da yaptığımız işlem bu sevgili hanımlar. Şimdi modelimizin beşinci sırasındayız. Bakın şimdi modelimiz görüntüsü şu şekilde. Modelimizin beşinci sırasındayız. Arkadaşlar bu modeli yeni öğrenen arkadaşlarım bile rahatlıkla yapabilirler. Gerçekten çok kolay bir model. Evet kenar ilmeğimi aldım. iki tane ters. Bakın. Burada şimdi iki tersi yaptıktan sonra bir kez doluyorum. Buradaki 3 tane ilmeğim var bakın. Bu 3 ilmeğimi şöyle içeriden dışarı doğru şu şekilde alıyorum, topluyorum. Bakın topladık. Şöyle bir görüntümüz oluyor. Bir doluyorum, iki ters. Buradaki düz ilmeğimi de örmeden alıyorum. Yine iki ters. Yine 3 ilmeğim var bakın. Bir doluyorum. Buradaki 3 ilmeğimi şöyle içeriden dışarı doğru alıyorum üçünü bir topluyorum. Evet şu şekilde. Bir doladım. iki ters ve kenar ilmeği. Evet modelimizin beşinci sırasında bu şekilde yaptıktan sonra sevgili hanımlar arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Ve son sıramız güzel hanımlar. Modelimizin son sırası. Bakın. iki düz. Kenar ilmeğimden sonra iki düz. Bir, iki, üç. Yine bir, iki, üç. Ön yüzde örmeden aldığımız ilmek ters. 1, 2 düz, 3 ters. 1, 2, 3, 2 düz, bir kenar ilmeği. Evet güzel hanımlar modelimizi iki tane modelle ben sizlere anlattım. İnşallah anlaşılır olmuştur. Bakın ters lale modeli gibi harika bir model şöyle tuttuğunuz zaman ters lale oluyor. Gerçekten çok hoş çok güzel, çok zarif bir model. Basitin basidi, ördük öresiniz gelecek, hızlı ilerleyen şahane bir model sevgili hanımlar. Evet modelimizin biraz ilerlemiş halinde hemen göstereyim size. Evet modelimiz biraz ilerleyince bakın böyle güzel bir model ortaya çıkıyor sevgili hanımlar. Hem kolay hem pratik ve herkesin de yapabileceği şahane mi şahane güzel bir model sevgili hanımlar. Bakın. Evet. İnşallah beğenmişsinizdir diyorum. Annemin hobileri kanalına henüz abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz de çok mutlu olurum sevgili hanımlar. Annemin hobileri kanalında da birbirinden güzel örgü modellerimiz var. Ziyaret ederek bakabilirsiniz. Biliyorsunuz ki annemin örgü dünyası, annemin marifetleri kanalı da bana ait. Annemin hobileri de bana ait bir kanal. Bu kanalımıza da destek verirseniz çok mutlu oluruz değerli takipçilerim. Evet, gördüğünüz üzere ne kadar kolay olduğunu gördünüz. 6 sırada bir model şahane. Arka yüzden görünümü de bu şekilde güzel hanımlar. Bakın arka yüzden görünümü de bu şekilde. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Yepyeni örgü videolarında tekrar birlikte olmak üzere en güzellerine emanet olun sevgili hanımlar şöyle bakınca bakın arkadaşlar ters lale oluyor bakın şöyle baktığınız zaman tersinden de ters lale oluyor çok güzel oluyor Evet, dilediğiniz örgü modellerinizde kullanabilirsiniz yelek, hırka, atkı, bere, süveter ne yapmak isterseniz bu güzel modelimizi kullanabilirsiniz. Yepyeni örgü videolarında tekrar birlikte olmak üzere çeşitli örgü videoları arıyorsanız, çeşitli örgü modelleri arıyorsanız aklınıza gelebilecek her türlü örgü modelleri kanallarımda bulabilirsiniz, annemin hobilerinde de bulabilirsiniz. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.